Efendim selamlar selamlar ve selamlar. Arkadaşlar bugün uzun aradan sonra Trial rekabetçi videosuyla karşınızdayım. Şimdi ranklarımı şöyle göstereyim. Diamond 2, Diamond 2. Burada da rank yok. Direkt ısınmadan girelim bakalım maça. Şimdi arkadaşlar başta ben öncelikle yazdığım sorunun bir cevabını vereyim. Sonrasında zaten başlarımıza geçelim. Biliyorsunuz ki beni çok fazla Trial rekabetçi sarmıyordu. Ama yani siz İlginç şekilde ben bunu gerçekten anlamadım. Özür dileyerek söylüyorum, anlamadım. Benden Trial rekabetçi isteyen bir kitle var. Hani bunun da sebebini çözemedim. Çünkü sonuç olarak bir anda çok fazla keyif al... Nexobot mu? Bir dakika. Neyse adamın ismi herhalde öyle. Çünkü bu Nexobot şey arkadaşlar hile direkt. Bunları kaldırdılar diye biliyorum ama. Neyse. Ne diyordum? Yani ilginç şekilde böyle bir video isteyen kitle var. Bu tarz formatta videoysa abi bu adama yazar ya. Sorry dedi, tamam no problem. Ya ben de çok keyif almadım halde. Hadi dedim çek. Hadi dedim çekin. Bak konuşamıyorum da abi. Yalnız harbiden merak ediyorum yani niye istiyorsunuz? Çünkü neyden keyif alıyorsunuz? Onu öğrenmem lazım. Hani ona göre ben de içeriklerimi şekillendiririm. Bu arada mecburen çekeceğiz çünkü böyle bir istek varsa yapacak bir şey yoktu o zaman. Hadi o zaman başlayalım ya. Şöyle özenmişti zaten. Bakalım. Şu an çok şeye gittik. Yakındı direkt ten döndü inanılmaz. Vur abim. Aman diyeyim abim bak bunu yer mesela. Helal lan yemedi. Ben şuradan Bursa gideyim. Var mı bana pas? Ulan mecburen gideceğim. Adam gitmedi çünkü. Şöyle bir tane daha vurdum. Bizim adam geliyor mu? Gelmiyor. Çok sakin olun çünkü kötü vurdum bu arada farkındayım. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Harbiden dehşet paslanmışım. Yani öyle böyle değil. Hani biliyorum bana çok kızıyorsun. Sırf hatta benim gelişmemi isteyen bir takipçi grubum da var. Bunu biliyorum işte diyor ki mesela kendine yazık ediyorsun ama ya inanın böyle bir hedefim yok arkadaşlar. Hani öncelikli durum bu yani. Para. Öncelikli durum içerik üretmek yani daha böyle farklı videolara yönelmek. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar yani Rocket League'de artık benim bir yaşanmışlığım var. Yani bir noktadan sonra insan o motivasyonu bulamayıp kasmak istemiyor. Ya yani bundan dolayıdır ki rekabetçi kasmıyorum. O yüzden zaten kaç yıldır belli bir rankta duruyorum ve kendimi geliştiriyorum ama hani böyle trial maçları seviyorsanız güzel bir beğeni gelirse bak ama burada bir anlaşalım yani iyi bir beğeni gelecek. Ondan sonra benden trial rekabetçi hissedebilirsiniz. Ben de atmaya çalışırım. Yalnız harbiden tam olarak neyden keyif aldığınızı bilmem lazım. Vay be abi ya. Tam olarak neyden keyif aldığınızı bilmem lazım. Onu mutlaka yorumlarız arkadaşlar. Adam da my fault diyor da bir bakalım kimin hatası. Bu arada evet onun da hatası var. Yani benim de hatam var ayrıyetten onun da hatası var. Tamam. Şimdi şu maça biraz odaklanıp çevirmeye çalışacağım çünkü rakip gerçekten çok çok iyi değil. Elimizden geleni yapalım. Sonra zaten maç aralarında tekrar konuşuruz. Pozisyonları falan yorumlayacağız biraz. Şimdi bunu bir alayım. Tamam mı? Buna basması lazım mesela. Yapma kanka. Bu top mislenmez şu rankta ya. Ha bir noktada bu mesela bak. Bak gördün mü? Şu olay beni aşırı tilt ediyor arkadaşlar. Yani hem adam kendisi hata yaptığında yapmasın bunu hem de siz hata yaptığınızı adama yapmayın. Abi bir hata yaptın direkt FF verilmez. Daha 3,5 dakika var. Yani ben şey demiyorum. Hani son bir dakika kalmış 5 fark olur. Tamam ona FF ver. Ama burada yani niye FF verirsin ki? Oyna abi dönebilir. Vuracak tamam daha iyi oldu. Çok daha iyi oldu bu. Şöyle gidelim. Ortamı açtım. Kale de boş. Biraz geç kaldı bizim adam ya. Orada uçsa bu arada net takardı o golü. Buradan alalım topu. Biraz agresifleşeceğim mecburen. Çünkü bizim adam bir tık sakin oynuyor. Vurdun ona. Hadi oğlum. Bu garcılık bir vuruş olamaz ya. Neyse. Rakibi çok suçlamam da. Ama hakikaten çok cılız vuruş. Ona vurur ya bir sonra. Bu Diamond 2 ya şu rankta kaldım utandım ben ya. Şu rankta kaldım gerçekten utandım. Hadi olsan FF verelim ya. Bu maçı sayalım mı arkadaşlar? Sayalım ya sayalım.
Oh my god falan diyor. Adam direkt quit attı arkadaşlar. Puanı 82 bu arada. Ya şimdi bir laf söyleyeceğim olmayacak ama neyse, bir maça göre adamı yargılamıyorum. Yani kötü günde olabilir. Direkt ikinci maça geçtik. Yani özetle durum bu arkadaşlar. Bu arada bu klasik hatırlatmamı tekrar yapayım. Artık her gün düzenli video atmaya başladım. Nereye kadar böyle gider bilmiyorum ama şu anlık önümde bir boşluk var. Her gün bir normal video, bir short satıyorum. Haberiniz olsun. Videoları beğenirseniz önerilerle çıkmanız artacaktır. Bir de şunu söyleyeyim, ben hakikaten kanalın içine sıçmışım abi. Attın mı lan onu? Bravo. Ya diyeceksiniz bunu nasıl başardım? Abi son 3 ayda 10 tane video falan atmışım. Böyle olunca YouTube'da diyor ki siz arkadaşlar, ya kardeş diyor, sen eskiden her gün video atardın, şimdi 3 ayda 10 video atıyorum, ben senin izlenmeleri düşürüyorum diyor. Böyle olunca da gerçek tablo ortaya çıktı. Şu an izlenmemiz her video beni zor geçiyor, yani zorlayarak geçiyor böyle. Onu attım lan. Helal olsun, nasıl adam taşıyor beni. Her video beni zor geçiyor. Bunun da sebebi, yani videoların kalitesizdir, iyi olmasıdır, kötü olması, bunlar da etkili ama en öncelikli unsur şey arkadaşlar, kesinlikle benim az video atmam. Tabi bunu düzelteceğiz. Nasıl ben kendim bozduysam bunu, kendi de düzeltmesini bileceğim. Ve bunu düzelteceğim. Bunu düzeltirken sizin de desteğinize ihtiyacı var. Videoları beğenerek. Yalnız bu ne kanka, bu biraz olmadı. Güzel save. Bu arada biraz şansı oldu, çaktırmayın da. Pas bekliyorum. Vurdu. Çok iyi. Önümüz boş. Sağ bana. Güzel save. Biraz kötü oynadım ya. Oğlum topa gitmen lazım. Niye gitmedi ki? Tamam ben gittim. Şöyle vurdum. Önü boş mu vardı lan? Dur bump'a gideceğim ben ya. Patladı. Hahaha let's go. Çok iyi gol be. Oğlum baya hazırlanış itibariyle mükemmel gol oldu bu arada. Patlatıyorum, adam bana pas çıkarıyor. Telsen vuruyorum. Mis gibi gol oldu ya. Güzel güzel, sevdim bunu. Ay ay. Hoppa, onu yemedim abi. Bunu aynen iyi ki gitmemişim. Şimdi bunu agresif gidebilirim. Kötü vurdum bak. Mesela bunları ben atardım eskiden. O yani 10 kere gelse 7'sini 8'ini rahat atardım. Bunun sebebi tamamen hamlaşma arkadaşlar. Onu alır ya. Vurdun ona. Güzel çıkarttı adam. Power da vurduk yani ama iyi çıkarttı. Evet, welcome to Diamond 2 abi. Bulunduğumuz elo hakikaten bu arada hak etmediğimiz elo. Bu da hızlı bitti. Ya yani şu maçın hızlı bitme olayı güzel değil. Bu arada arkadaşlar bugün de lig maçları için yayında olacağız. Hepiniz STL Discord'unda bekliyorum. Ya bunu da her videoda söyleyeceğim çünkü yani gelin arkadaşlar benle tanışın. Mesela çoğunuz bana bir ön yargılı, en azından bana abone olmayan ve videolarımı izleyen kitle, onları da kanala abone olmaya davet ediyorum. Gelin benimle hem tanışma fırsatı bulursunuz, hem konuşuruz, sohbet, muhabbet ederiz. Mesela geçen bir çocuk işte geldi sunucuya, şey diyor, Sixman satıyorduk. Sixman'sa hazırlık maçı oluyor, o da sunucuda atabiliyorsunuz. Abi diyor, ben seni daha kötü bildim diyor, sen aslında hani çok da öyle kötü değil misin diyor, neden böylesin falan diyor. Benim oğlum ben videoyu, daha doğrusu hem videoları çok fazla çekmiyorum, videodan video oynuyorum. Hem de farklı adamlara karşı oynadığım için biraz da defansif takılmak durumundayım. Pas çıkardık bu arada, nice nice. Çok iyi abi. Ya böyle bir önyargılı olan da kitle var. Bir de şey var abi. Hani anlamadığım şekilde bu durumu tekrardan açıklayayım. Sanki ben böyle kendimi çok iyi görüyormuşum da hani öyle zannedip buna rağmen kötü yorum atan bir kitle var. Hani kötü yorum bu arada atılabilir ama yani benim derdim şey arkadaşlar, atılacaksa da böyle yapıcı olması. Mesela envanterimi gösteriyorum, içeriği yapıyorum. Videonun başında envanterimi gösteriyorum. Çocuk diyor ki berbat oynuyorsun, gel vs. Abi bu kötü bir yorum değildir mesela, bu toksikliktir. O yüzden kendimi bir açıklama gereksinimi duyayım. Hani her videoda söylemiyorum ama bu videoda
tekrardan bir söyleyeyim. Ben zaten kesinlikle iyi oynadığımı iddia etmiyorum arkadaşlar. Ama sizlere iyi içerik ürettiğimi mesela iddia edebilirim. Hani benim oynayışımı beğenmeyebilirsiniz, beğenebilirsiniz ama en azından eleştiri olacaksa da yapıcı eleştiri gelmesini tercih ederim ki hani bu noktada kendim ben de geliştireyim. Tek de şartlı. Şimdi şu maça bir odaklanalım, kazanalım. Hadi bakalım. Bizim puanımız kaç? 126. Geldi bu arada adam. Onu alır. Bu arada rakip kötü değil o kadar. Abi my bad bu arada. Top hala adamda, vurması ne? Alamadık topu. Ben gittim ya, bunu adam alır. Şöyle bıraktım. Oğlum bu topu niye biz çıkaramıyoruz ya şu alandan? Butsun da yok. Abi şu adam mesela niye topa gitmiyor şu an? Ben anlamadım. Benim butsun yok. İlla mesela komut mu vermem lazım? Ah! Lan şöyle ya, şöyle biraz agresif olacaksın dayıoğlu. Heh. Attık ya. Vallahi sinirlendim. Sinirlenince daha iyi oynuyorum ben, onu fark ettim. Yani bazı insanlar vardı mesela, adamı güzel sözle motive edersin, adam daha kötü oynar. Bu mesela benim, ama adama kötü bir şey dersin, daha iyi oynar. Mantık biraz ters çalışır ama bende de böyle. Orada adama sinirlenmesem çeritemem o topu ve gol atmazdım. Hayatımın en kolay golü. Adamın da ödülünü verin bu arada arkadaşlar. Adamı motive edin. Bak bu çok önemli. Ya şey olayı var abi. Mesela bizim Discord'da bir tane GC1 adam var, tamam mı? Bu yaşanmış bir olay bu arada. Bir tane daha GC1 bir çocuk var. Ama ikisi arasında dağlar kadar fark var. Bir tanesinin MMR'ı daha yüksek. Ve MMR'ı daha yüksek olan çocuk daha kötü oynuyor. Öbür çocuktan. Ama çocuk neyi doğru yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Rakibini her zaman ödüllendiriyor. Yani hiçbir zaman toksik demiyor. Ya bu oyunda yetenek ve çalışma bir unsur olduğu kadar mental de bir unsurdur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer adamınıza my bad bu arada ya. Adamınıza kötü davranıyorsanız, bak mesela bunlarda soru diyeceksin abi, hatanı kabul edeceksin. Adam güzel pas attı mı ödüllendireceksin. Gol attı mı nasıl atacaksın. Bunlar adam motive eder. Ha bunlar önemlidir. Adam mesela bir open net kaçırdı mı direkt nice shot nice shot what a save atmayacaksın. Bunu mesela yapan çok kişi olduğu için buradan sırf rank düşen var abi. Bak samimi söylüyorum. Aa attı lan, atmış. Aa nasıl vuramadım lan? Burana kanka. Bak mesela burada gitmesi lazım. Ben burada mesela toksik diyebilirim. Hani yanlışmış ama yapsam yeridir yani, öyle söyleyeyim ama yapmıyorum tabii ki çünkü yanlış. Kötü pas attı arkadaşlar bu arada, çok çok kötü pas attı. Yani şöyle açıklayayım, pozisyona gitsem ayrı bir dert, bak zaten görüyorsun hani pozisyon üstünü tamamen adamda. Gitsem ayrı bir dert, gitmesem ayrı bir dert, öyle bir pas attı. Bu arada bu adamla kazanmamız kolay değil, onu da söyleyeyim şimdiden. Çünkü adam hakikaten oyunu bence bir tık iyi oynamıyor veya kötü günde. Şimdi tek maça göre de yorum yapmak istemem ama kutanlık iyi değil. Mesela şunları takip etmesi lazım. Bunları kesinlikle takip etmesi lazım. Şöyle vursam power'ı. Çok güzel pas geldi bu arada. Bizim adam mı? Hele aa open net kaçırdı. Bak mesela burada gidiyorsun nice shot diye toksiklemiyorsun. Ama burada adama pas attığı için hakkını veriyorsun. Olay bu kadar basit. Adam bu ara çıkarıyormuş lan rakip. Şimdi arkadaşlar ben adamın her topu atlamadığını biliyorum. Paslarının kötü olduğunu biliyorum. O yüzden çeyizleyen bir oyuncu değil normalde. Ya böyle pasif bir oyuncumdur. Savunma ağırlıklı oynarım ama mecburen atak ağırlıklı oynayacağım ki adamın eksiğini kapatayım ve adamı oynatayım. O yüzden şimdi mesela bak buna kalkmıyor, gördün mü? Çok geç kalkıyor. Bu adam bir şey diyeyim mi? Yani neyse hadi demeyelim ya. Şimdi sırf bunun için bir sıkıntı çıkacak maçta.
Tamam, ben buradan geri dönüyorum. Hiç şey yapmanın halim yok. Bak adam buzlu yok zaten. Çok güzel. Ödülümüzü aldık mı? Hadi abi. Bak full ben basıyorum. Ona vurması lazım orada. Onu alamam. Çok kötü bir pas. Hayır. Oh süper. Süper. Adam kanımdan daha kötü arkadaşlar bu arada. Bak helal lan. Çok iyi. Orta. Kale open. Kale open. Kale open. Adam yok. Aman aman son saniye vakası olmasın. Ne olur. Bak son saniye. İnternetim de gitti. Yani kaybettik bu maçı arkadaşlar, bak söyleyeyim. Ben kazanacağımıza ihtimal vermiyorum. Adam hakikaten bir kötü çünkü. Ya şu maçı kazanırsak ben 3 galibiyet sayarım kendime. Oh! Gol girmedi, inanılmaz. Yoksa bu bir işaret mi? Haydi. Hadi vur onu, at bunu, efsane ol. Helal lan sana. Helal lan sana, helal lan sana, helal lan sana. Ya sen var ya, dünyada gördüğüm en iyi oyuncusun lan. Sana var ya, o kadar söylediğim kötü söz varsa hepsini geri alırım abi. Ben bir daha adamı toksik demiyorum ya. Adamı toksik derken içimden toksik demiyorum. Neyse arkadaşlar, şaka bir yana keyif almam, keyif almam diyordum ama yani inanmayacaksınız, keyif verdi şu rekabetçi. Yani kazanma kaybetme başka bir olay ama evet, Division'ı da atladık. Yani bu rankta zaten olmadığımızın bir kanıtı diyebilir miyiz bu maç arkadaşlar? Bence diyebiliriz. Hani kassam net bir şekilde yukarı çıkarım. Yani yukarı çıkarım dedim. Çıkacağım maksimum rütbeyle şu an Champions 2 olur ama ya buranın oyuncusu kesinlikle değilim. Onu söyleyebilirim. O zaman kendinize iyi bakın dostlarım, canlarım, bir tanem. Her şeyi söyledim abi. Bütün övgüleri değilsin. Mutlaka dediğim gibi videoları beğenin. Bak anlaşmamız bu yönde abi. Trial rekabetçi istiyorsanız beğeneceksiniz videoyu. Kanala abone değilseniz abone olun. Bu saat bu akşam saat 7'de shorts geliyor. Onu da izleyin. Onun dışında lig maçları için Discord'da ve Twitch'te yayında oluyoruz. Discord linki de açıklamada mevcut. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.